Türkiye büyüyen e-ticaret altyapısı ve özellikle yerli teknoloji girişimleriyle birlikte artık dünyadaki büyük ticaret devlerine rakip olmaya başladı. İKAS.com CEO'su Mustafa Namoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Türkiye'deki e-ticaret altyapısını konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler. Şimdi siz aslında KOBİ'ler için ve firmalar için altyapı çalışmaları yapıyorsunuz e-ticaretin geliştirilmesi noktasında. Son dönemde özellikle bu süreçte büyümeniz nasıl? Salgın dönemi ve sonrasında yeni adımlar atacak mısınız? Nedir şu an hedefleriniz? Öncelikle salgın dönemi tabii ki birçok teknoloji şirketinde olduğu gibi e-ticaret altyapısı yapan, hatta KOBİ'lere farklı teknoloji ürünleri sunan birçok şirkete çok ciddi anlamda fayda sağladı. Biz geçtiğimiz aslında 6 aylık süreçte her ay ortalamada %25-30 bandında bir müşteri sayısında ve gelirlerde artış gördük. Bu tarafta aslında her şeye rağmen çok yeni başladığımızı düşünüyorum. Hem yurt içinde özellikle pazar yeri satışlarında hem de kendi e-ticaret platformlarımızı kullanarak yapılan satışlarda daha işin çok başındayız. Gideceğimiz yolda ben bundan sadece birkaç sene sonra bile şu anki konuştuğumuz rakamların 5 ila 10 kat üstünde rakamları konuşacağımıza muhakkak eminim. Burada Heyecanla bekliyoruz. E-ticaret altyapısına baktığımızda peki Türk şirketleri nasıl görüyorsunuz? Siz bu altyapının geliştirilmesi noktasında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şöyle, Türkiye'de aslında çok başarılı şirketler var ama daha çok yereldeki potansiyeli ve yereldeki fırsatları değerlendirmek üzerine kurulu bir düzen var. Bu tarafta globale açılmak ve yurt dışındaki milyonlarca KOBİ'yi hedeflemek çok değerli bir konu. Çok basit bir örnek almamız gerekirse, örneğin şu an globalde pazar lideri olan oyunculardan bir tanesinin 1.2 milyon tane müşterisi var. Ama Türkiye'deki en büyük e-ticaret altyapı sunan firmaların bile 8-10 bin bandında müşterisi var. Bu pazara aslında dokunuyor olmak, bu pazardan pay alıyor olmak hem müşteri sayısı olarak çok önemli, hem de bu müşterilerden döviz getirisi olarak döviz kazanıyor olmak çok değerli. Aslında iki tane burada çok önemli katma değer var. Biz burada globalde çıkacağız Ocak ayı itibariyle. Çok da zor pazarlar değil yani. Daha doğrusu ürün tarafı zaten burada bir tekerleği yeniden keşfetmenize gerek yok. Birçok firmanın çok güzel ürünleri var. Bunları örnek almak ve bunların hatalarından ders çıkarmak çok önemli. Bakalım, çok heyecanlıyız o tarafta. Biz çok rekabetçi bir ürün yaptığımızı düşünüyoruz. Ocak ayı itibariyle de globalde boy göstereceğiz. Burada nasıl bir altyapı sunacaksınız? KOBİ'lere özellikle satışlar, tedarikler noktasında nasıl bir altyapı sunuyorsunuz? Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii, bizim aslında yeni sunacağımız altyapıyla beraber hedefimiz sadece Türkiye'deki değil ama dünyadaki herhangi bir KOBİ'nin dünyadaki herhangi bir ülkeye satışını, yani bir ürünü ihraç etmesini veya kendi pazarındaki e-ticaret satışını çok kolaylaştırmak. Bunun hız, kolay kullanım ve işte bir sınırdan bağımsız ticaret yapabilme aşamaları var. Yani bugün biz bir KOBİ'yi, örneğin sadece Türkiye değil, Venezuela'daki bir KOBİ'yi çok rahat Japonya'daki bir yere ürün sattırıp onu aynı zamanda lojistik tarafını ve ödeme alma taraflarında tek bir platform üzerinden çözebilirsek çok inanılmaz bir pazara aslında dokunabiliyoruz demek olacak. Ama burada önceliğimiz tabii ki Türkiye'den e-ihracat yapmak isteyen, mikro ihracat yapmak isteyen, dünyaya açılmak isteyen KOBİ'leri aslında bu altyapıyı sunup önce onların işlerini kolaylaştırmak, onların işlerini hızlandırmak. Daha sonra yavaş yavaş dünyadaki tüm KOBİ'lere gözümüzü dikiyor olacağız. Burada Türkiye'deki aslında bir firmanın bunu yapması çok önemli. Bu direkt olarak ihracat ve sizin söylediğiniz gibi döviz girdisi anlamına geliyor. Buradaki firma özelinden, İKAS özelinde neler yapıyorsunuz? Hem yurt dışında açılım noktasında hem de Türkiye'deki şirketlere altyapı sağlama noktasında. Biz İKAS özelinde dediğim gibi aslında hani hem gelirler tarafında çok büyüyoruz hem de işin yazılım ve Ar-Ge ekibimizi çok hızlı büyütmeye çalışıyoruz. Burada aynı zamanda KOBİ'lere, özellikle Türkiye'deki KOBİ'lere içerikler de üretiyoruz. Yani onların e-ticaret, dijital pazarlama ve satış alanlarında onların eğitimi, onların bu işte rekabetçi olması için onlara düzenli olarak da içerik de üretiyoruz. Bizim Türkiye'de belki daha önce siz duymuşsunuzdur, gerçekten pazar payını düşündüğümüz zaman, yani dünyada e-ticaret, KOBİ ve özellikle bulut tabanlı teknolojileri bir düşündüğünüz zaman bu pazarı doğru şekilde bu pazarda ilerleyip
Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olmak gibi planımız var. İçeride ne yapıyorsak aslında bu plan doğrultusunda bu planı ve bu hayali gerçekleştirmek için onu yapıyoruz ne gerekiyorsa. Belki biraz böyle yüksek bir hedef gibi duyuluyor ama ben hep şunu söylüyorum. Yani bir kere yaşıyoruz, niye hedefi düşük koyalım? Yurt dışındaki rakiplerimizi de, oyuncuları da, insanları da yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz için kendimize bu özgüveni niye duymayalım? Yani bu ülkeden niye böyle bir şirket çıkmasın? Tamamen hedefimiz globalde bu tarafta. Özellikle genç girişimcilerin bunu yapması tabii ki daha önemli. Dolayısıyla bu şekilde altyapı yatırımlarınızı biraz daha artırıyorsunuz. Gelecek dönem için ne hedefliyorsunuz? Yani hem globale açılmak noktasında aslında yeni pazarlar, pazarlar özelinde mesela yurt dışını inceliyoruz dediniz. Nerede fırsat görüyorsunuz? Nerelere gideceksiniz ilk olarak? Ve bunu tabii ki teknoloji yatırımlarına ve Türkiye'nin yerli teknoloji üretmesi noktasında nasıl bir faydası olacağını düşünüyorsunuz? Evet, çok güzel bir yere dokundunuz. Hani bu arada şunu da ekleyeyim. Bizim şirkette yaş ortalaması sadece 26. Bu da çok gururlandığımız bir şey. Yani bu kadar genç bir ekiple bunu yapmayı hedefliyoruz. Pazar tarafında aslında hala analizlerimiz sürüyor ama üzerinde çok yoğunlaştığımız mesela Nijerya gibi pazarlar var. Nijerya dediğimiz bugün 200 milyon nüfusa sahip. Afrika'nın hatta dünyanın Hindistan ve Çin'den sonraki en genç ülkesi. Hatta daha da burada nüfusun %50'si 18 yaşının altında gibi inanılmaz rakamların olduğu bir yer. Ve burada yeni nesil girişimciliğin de çok hızlı arttığı ve bu girişimcilere çok da böyle sunulan iyi bir platform olmadığını görüyoruz. Nijerya bizim için çok ilginç bir pazar. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bizim Amerika'da ya da Avrupa'da veya gelişmiş pazarlarda rekabet etmekten korktuğumuzdan değil ama bu kadar büyük nüfuslu ve bize bir taraftan da saygı duyan birçok Afrika ülkesi veya birçok pazara da ilgimizi çekiyor. Filipinler böyle bir ülke gene keza. Yani Asya tarafında birçok ülke var ilgimizi çeken. Pakistan var. Bunun gibi birçok ülke var. Ama bununla beraber aslında biz ürünü açtığımızda İngilizce konuşan ülkelere her türlü entegrasyon desteğiyle beraber ürünümüzü hazır hale getireceğiz. Oradaki yani batıdaki zaten bizim gibi ürünlere alışık müşterileri de ürünümüzle etkilemeyi düşünüyoruz. Ama yatırımı birazcık daha böyle yani maddi olarak yatırımları daha çok bu Nijerya gibi pazarları yapacağız. Son olarak Mustafa Bey aslında Türkiye'deki KOBİ'ler için ve şirketler için nasıl bir altyapınız var? Nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Bunu da sorayım yani yeni yatırımlar noktasında. Çünkü aslında ilk olarak KOBİ'lere hizmet sunarak başladınız. Burada belki yaptığınız çalışmaları anlatmak gerekebilir. Oraya da son kez bir değinelim. Çünkü büyüme noktasında iç pazarda hedefiniz. Tabii kesinlikle. Biz aslında perakendecilerin yani perakendeyle uğraşan KOBİ'lerin aslında fiziksel dükkan çözümleri için de çözümlerle başladık. Daha sonra bunlara pazar yeri entegrasyonlarını ekledik. Yani bir KOBİ bizim tek çözümümüzü kullanarak başka entegrasyonlara ihtiyaç olmadan hem fiziksel dükkanını hem pazar yerindeki dükkanlarını ve hatta e-ticaret sitesini yönetebilir hale gelmesini sağladık. Bu tarafta bu çok önemli bir konu bu arada. Çünkü bizim KOBİ'miz, mikro KOBİ'miz, perakendecimiz farklı farklı bir sürü şirketle onları entegre etmekle, yüksek maliyetlerle ve karışık arayüzlerle uğraşmak istemiyor. Bunların hepsini tek bir platformdan uygun maliyetlerle çözmek istiyor. Aslında biz de tam olarak buraya oynadık. Yurt içinde çok büyük iş ortaklıklarımız var. Türkiye'nin özellikle çok büyük bankaları, çok büyük post cihaz üreticileri sunan firmalarıyla buralarla çok ciddi büyümeye hedefliyoruz buralardaki satış kanallarımızda. Bunun dışında bu arada demin sorduğun soruya bir ilave yapayım. 2021 yılı için yurt dışında en az 5000 tane yurt dışından müşteri hedefliyoruz şu anda. Bu tabii 5000'in muhteviyatı değişecektir yani kaçı Amerika kaçı Afrika vesaire değişir ama evet. En az 5000 tane yurt dışından müşterinin tamamen Türkiye'de üretilmiş bizim yazılımımızla yönetileceğini umuyoruz önümüzdeki sene. Çok teşekkür ederim Mustafa Namoğlu değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. İKAS CEO'su Mustafa Namoğlu'nu ağırladık teknoloji çağında. Bu bölümü noktalıyoruz. Çok kısa bir ara, saat başında yeniden buradayız.